Fotoğrafın öyküsü başladı. Ben Öykü Cengiz, hoş geldiniz. Bu akşam Tuluhan Tekelioğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun siz. Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Vallahi burada olduğunuz için çok mutluyum. Çok tatlı görünüyorsunuz, her zamanki gibi nefis enerjinizle geldiniz. İyi ki geldiniz. Fotoğraflarınızın öyküsünü dinlemek için sabırsızlanıyorum. Peki. Hadi bakalım, gelsin ilk fotoğraf ekranlara. Ben de sizinle birlikte göreceğim derken küçük Tuluhan'la başladık. Aynen. Evet. Kaç yaşındasınız bu fotoğrafta? 5,5-6 zannediyorum. 5,5-6. Hatırlıyor musunuz peki bu fotoğrafın çekildiği anı? Ben hatırlamıyorum. Babam çekmiş fotoğrafı. İşte annem de böyle saçımla oynarmış. İşte o zaman meraklı bir çocukmuşum. Hala da meraklıyım. Yani o hiç geçmedi. Küçüklükten oradan, başlamış evet. O zaman o merak, araştırma duygusu. Evet, her şeyi sorardım. Her çok soru sorardım. İyi ki bizimkiler bıkmamış soru sormamdan. İyi ki bıkmamışlar. Belki gazeteci olarak profesyonel yaşantınızda da bunu devam ettirmeyi belki küçüklükte attınız. Evet, o yüzden ailelere ben hep söylüyorum. Çocuklarınızı yakından izleyin. Yani onların ne olacağını ileride siz fark edebilirsiniz yeteneklerinden. Diyorlar mı mesela aileniz? Hani kesin ya gazeteci olur ya avukat olur. Bu kadar sorguluyorsa, soruyorsa, merak ediyorsa... Hiç öyle bir yorum yapıyorlar mıymış sizin çocukluğunuzda? Yani farklı bir meslek seçeceğimi biliyorlardı herhalde, evet. Neredesiniz peki bu fotoğraf? Burada Fransa'dayım. Ben orada doğdum, orada büyüdüm. İşte 5,5-6 yaşına kadar. Sonra oradan Ankara'ya geldik. Bunu babam orada çekmiş. Yani o zamanlar öyle bir çocukmuşum. Peki hadi devam edelim. Sıradaki bakalım. Fotoğraf gelsin. Evet, annem. Anne kucağında verilmiş bir... Anneme söyledim, bizi izliyor şu an. Aa, çok saygılarımızı gönderelim. Afrika'da müthiş bir hayat yaşıyor böyle, aa. Güzel, sakin. Ay, ne güzel. Evet, doğa içinde. Benim canım annem işte... Fransa'dasınız. Evet, evet. Peki var mı bu fotoğrafta böyle bir hatırlama? Yani böyle şeymiş. Anlık mı? Evet. O sabahlığı özel almış bana. Mesela böyle hep böyle şey, özel giydirmiş falan. Tabii ilk çocuk olunca, bir de kardeşim var benden 8 yaş küçük, Balkan. O yani bayağı bir şımartılarak açıkçası. Ve anneci anne kucağında böyle atlayıp şımarmalar. Bana benziyor mu annem şimdiki halime? Şimdi kesmemek yok, için. Güzel kadın da o yüzden söylüyorum. Kesmemek için hiç şey girmedim araya ama diyecektim, ne kadar annenize benziyorsunuz diye. Benziyor. Evet. Bakışlarınız, duruşunuz, tebessüm, yüz sima, evet, çok benziyor. Çok zarif bir kadındı. Hakikaten annenizin de güzelliği. O saçlar, gömlek, o sakılar ne kadar güzeldi. O dönemler ne güzelmiş. Evet. Peki hadi devam edelim. Sıradaki fotoğraf gelsin. Saygılarımızı gönderiyoruz bir kez daha. Evet. Peki bu nasıl bir anın fotoğrafı? Bu Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Ondan sonra işte beni hani insanlar hep uzun saçlı sen nasıldın diye sorarlar. Buyurunuz. İşte buyurun, uzun saçlı halim yani bence son derece yani güzel, normal. Ne zamanki saçımı kestirdim, o zaman büyük bir enerji geldi bana. Güçlendim, hissettim. Öyle mi? Aa, evet, ben böyle hani saçım hafif uzayınca, hatta şimdi bile biraz uzun geldi zamanı, kestirme zamanı. Gücümün tükendiğini hissediyorum. Saçım uzadıkça sanki enerjim bitiyormuş gibi. Çok değişik. Tam tersi aslında, kadınlar saçları uzadıkça kendini daha böyle güzel, daha şey. Ben de kestirdikçe. İnsan kendini nasıl iyi hissediyorsa değil evet, mi? Öyle. Kadın erkek öyle, nasıl iyi hissediyorsa evet. En iyi hali, kendini en iyi hissettiği hal diyor. Evet. Peki burada ne hissediyorsunuz? Gözlerinizin içi parlıyor. Evet, çünkü hayata atılıyoruz. İletişim Fakültesinden mezun oldum. Hem de sevdiğim bir bölüm, gazetecilik mezunuyum. Tabii orada kafamızda sürekli nerede çalışacağım, ne iş yapacağım falan. Ben o dönemde Mehmet Ali Birant'ta staj yapmaya başlamıştım zaten. Demir Kırat belgeselinde yer almıştım. İşte sınıf arkadaşlarımla dönemin bayağı bugünün iyi gazetecileri. Cüneyt Özdemir, ondan sonra Işın Gürel, Murat Çelik. Biz bayağı değişik bir sınıftık. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Hepimiz bir yerlerde başlamıştık aslında ama benim birazcık daha böyle bir hayalim vardı. İstanbul'da yaşamaktı hayalim aslında ve Birant'ta çalışmaktı. Böyle hepsini gerçekleştirdim. Çok mutluyum.
Ne güzel. Hepsi oldu. Evet, önemli ne olan hayal mutluluk. Kurmak. Yani kurduğunuz hayaller sizin nasıl bir yaşam süreceğinizi belirler. O yüzden hep konuşmalarımda da onu söylüyorum. Picasso demiş ki hayal ettiğiniz her şey gerçektir. Gerçekten de öyle. Ne hayal ediyorsanız bir sinema ekranında gibi hayal ederseniz eğer o mutlaka ileride gerçekleşiyor. O yüzden hayallerinize çok dikkat edin. İyi hayaller kurun, olumlu hayaller kurun. Ne istediğinize çok dikkat edin. Evet, olumsuz da çünkü gerçekleşiyor, evet. Onu da söyleyeyim. Ama evet. Ne kadar güzel bir mutluluk ve şans hayallerin bir de gerçekleşmesi. Evet. Evet, yani sonuçta hayalde kalmayıp iyi ki çok şanslıyım yani. Beni tarif eden meslekti gazetecilik ve çok iyi zamanlarında çalıştım. Ondan sonra televizyon gazetecisi oldum vesaire. Dolayısıyla iyi ki hayatta çok tutku duyduğum işi, mesleği yapmışım diye düşünüyorum aslında. 30 sene oldu yani. Dile kolay, 30 yıl. Evet. Evet, bayağı fazla. Peki... 5 yaşındayken i̇şte, başladım gazeteciliğe. İşte kaç yaşında oldu bugün anlarsınız. Buradan 30 yıl koyun ya. Yani. Burada peki bir şey daha sormak istiyorum. Mesela tabii ki gelecek kaygısı vardır, hayaller vardır ama bu anda hani her fotoğraf o anı yansıtır. Ben o anın kahramanıyla konuşuyorum şu anda ve o anın kahramanı olarak buradaki duyguda tam olarak hangi kelimeyi kullanırsınız? Şu fotoğrafa baktığınız zaman, bu gözünüzün içindeki o ışığa baktığınız zaman hangi kelimeyle tarif edersiniz mesela? Artık özgürüm, ayaklarımın üstünde durabilirim. Daha fazlası bir kelimeden, evet, bir cümle. Özgürlük benim için. Kıymetli bir kelime. Kesinlikle, çok kıymetli bir kelime. Devam edelim, hadi sıradaki fotoğraf gelsin. Bu enteresan bir fotoğraf. İşte bu da benim o uzun saçlı halim. Birazcık daha orta boy. Orada böyle Fransa'ya gittim. Babam bana şunu söylemişti. Kızım hani gazeteci olacaksın ama işte Türkiye'de gazetecilik zordur. Başın derde girer. Kadına göre değildir. Bence akademisyendi babam. Akademisyen oldu. Böyle sabah 8, akşam 5 işin olsun. Tatillerin belli olsun. Kazanacağım ücret belli olsun, derdin olmasın, daha düzenli bir hayatın olsun diye ekonomi master'ı yap istersen dedi. Ve ben ekonomi master için yurt dışına gittim, Fransa'ya gittim. Ve hani gazeteciyim ama bir ekonomi master'lı gazeteciyim. Çok da hiç kullanmadığım bir ekonomi master'ım var. Orada da tanıştığım arkadaşlarım Rene ve Nadine. Rene Çek Cumhuriyeti'nden de, Nadine Afrika'dan, hangi ülkeden olduğunu şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Nadine Kumba. Çok güzel bir üçlüydük biz. Yani Türk, Çek ve Gambiyalıydı galiba. Üçümüz çok güzel zamanlar geçirdik ama ben ekonomi master'ını bir kenara attım ve gazeteci oldum. Babama hayır dedim yani, yapamıyorum. Hayallerimin peşinden gittim diyorsun. Aynen öyle. Peki burada neredesiniz? Burası da Fransa. Burası Montpellier. Orada işte bir yere tırmanmıştık. Böyle severdik macerayı. Bir anı geçtim, bir olay oldu mu peki bu tırmandığınız yerde? O zamanlara bir gitsek mesela, bu fotoğrafın yani çekilmeden çok, önceki anda. Çok maceracı bir ruhum var benim. Böyle orada ne var? O kapının arkasında ne var? O yani bir adım daha gerisini görme. Hep böyleydi yani. Şimdi oğlum da böyle. O yüzden bazen öyle... maceracı şeyler yapıyor ki yani hani bak ne yapıyorsun dediğim zaman sen kendi gençliğine bak diyor bana, o yüzden susuyorum. Dolayısıyla orada bir Pic Saint Loup diye bir dağ vardı zannediyorum, oraya tırmandığımız bir an bu. İşte Nadine birazcık daha şeydi böyle dikkatliydi, işte biz onu iteklemiştik falan, çok matrak. Öyle biraz bir komik, yüksekten mi gençlik korktu fotoğrafı acaba? Tam gençlik fotoğrafı yani işte. Öyle bir güzel yıllar, güzel anılar. Bakar mısınız böyle dönüp eski fotoğraflara? Çok öyle bakan bir insan değilim aslında, söyleyeyim. Çok arşivci de değilimdir. Babam arşivimi tutar benim. Yani bazen güzel oluyor. Şimdi siz istediniz ya bazı fotoğraflar. Böyle bir işte anılarımın yarısı Ankara'da, annemin evinde, işte İstanbul'da daha az var. Şu an Antalya'dayım, orada çok çok daha az var. İşte neler var diye baktığımda bayağı bir geçmişe döndüm. Bayağı bir insan... Vay be, neler yaşamışım diyor tabii hayatta. Ne çabuk geçmiş. Bir hüzün basıyor bana, nostalji basıyor, hüzün basıyor geçmişe baktığımda. O yüzden çok geçmişe bakmıyorum. Ben öne bakanlardan. En güzeli. Geleceğe bakanlardan. Geçmiş böyle enerjiyi düşürüp o nostalji böyle vay be nereden nerelere gelmişiz, ne zamanlar yaşanmış deyip o hüzünlendiriyorsa yok o zaman. Devam geleceğe bakıp
umutla, hayal ederek değil mi? Evet, ama hep genelde mutlu bir çocukluk yaşadım. Ve de yani mutsuz anları mutluluğa çevirme becerimiz var, ailecek var. Böyle mizah severiz falan. Biraz öyle bir tip olduğum için herhalde çok geçmiş, yani o güzel nostaljisi dışında. Motivasyonumuz sağlam diyorsunuz. Hep, evet, sağlamdı. Ne güzel, çok güzel. Evet. Peki hadi devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin. Evet, bu oğlum benim. Demin söyledim ya, biraz o da maceracı benim gibi, Ömer. Nasıl tutmuş çakıl taşlarını? Evet. Neredesiniz? Burası Akyaka zannediyorum. Kanal D'de çalışıyordum bir rantla. Çok az tatilim oluyordu. Tatilden fırsat bulup Ömer'le vakit geçirdiğim güzel zamanlar. Ben aslında değişik bir anneyim. Yani çok enteresan. O zamanlar herhalde... O bir cesaret mi bilmiyorum ama çocuğumla tatil yapabilmek için eğer bana izin vermezse o televizyon kanalı, istifamı basardım. Ve mutlaka 3 ay oğlumla vakit geçirirdim. Sonra tekrar iş arardım, tekrar bir kanalda işe başlardım, böyle bir değişik. Ondan sonra bu da o dönemlerden bir tanesi. Kanal D'de sabah haberlerini hazırlayıp sunduğum dönemde Ömer'le beraberiz. Gazetecilik, habercilik o kadar zor meslekler ki şimdi sadece... kameranın karşısında giyinip kuşanıp böyle gayet güzel saçlar başlar yapılmış falan okuma değil. Yani onun arkasında o kadar yoğun bir çalışma evet, var ki ne gecen var vardır. Ne gündüzün var. Bir tatil planı yaparsın, çat diye öncesinde bir olay olur ve yayınlar yıkılır. Baştan aşağı shift yapılır. Hadi yayına devam etmek zorunda kalırsın. Tabii yayını bozarsınız. Mesela şu an savaş var. Hani her an bir şey olabilir. Her an canlı yayında bambaşka bir şeyle karşılaşabilirsiniz. O yüzden yayın çok bozulur. Zor, çok zor evet. Meslek. Çok aynen, özveriyle, aynen. Kimi zaman hayatından ödünler vererek devam etmek Bilmiyorum. Zorunda kaldığın bir meslek. Öyle hani sadece dıştan göründüğü kadar kolay değil bazen, hani derler ya işte biz de ekranda olmak istiyoruz ya da işte işin arkasında nasıl var mutfağında, çok büyük bir özveri. Evet, mesela biz onu düşünüyorum, okul bitince staj yapmıştık daha sonra, yani böyle adım adım ben çay kahve taşıdığımı da hatırlıyorum. Anka Haber Ajansı'na staj yapmıştım, 32. günde staj yapmıştım ama mesela hiçbir zaman... Bir anda ekran yüzü olmak istemedim mesela. Mehmet Ali Birant demişti ki hadi artık başlayabilirsin. Yok dedim, ben önce televizyoncu, önce gazeteci olacağım. Hürriyet gazetesinde 9 yıl muhabirlik yaptım. Önce işin mutfağını öğrenmek için. Sonra televizyon haberciliğine geçtim mesela. Yani her şeyin bir basamağı var. O basamaklardan geçmeden siz kendinizi kamera karşısında bulursanız bir canlı yayında... Küçücük bir anda her şey bitebilir. Çünkü orada sizin birikiminiz, kültürünüz evet. Ve o yayını nasıl hazırladığınız çok önemli. Evet. Özellikle hazır yayınların haricinde bir haber kanalında canlı yayın yapıyorsanız ve haber sunuyorsanız ya da haber programı sunuyorsanız çok zor. Evet, öyle. Her an her şey olabilir ve her an her zaman hayata karşı ne olup bittiğine karşı hazırlıklı olmalısınız. Siyasi haberlerde bazen magazin haberine kadar her şeyi biliyor olmak gerekiyor. Çok zor bir meslek gerçekten. O yüzden tüm gazetecilere ve habercilere buradan saygı ve sevgilerimizi gönderelim bir daha. Ve hadi devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin. Evet, Ömer'in büyümüş halini görüyorsunuz. O zamanlardan bu zamanlara. Evet, o zamanlardan Bilkent İktisat'ı bitirdi ve ne yazık ki birçok genç gibi ülkesinden gitti. O da geleceğini... yurt dışında. Nerede yaşıyor yani. Şu an? Şu an Hollanda'da. Hollanda'da iş buldu, orada çalışıyor. Ne iş yapıyor? Finans, sürdürülebilir finans üzerine çalışıyor. Önemli bir konu sürdürülebilirlik dünya için. Onunla ilgili bir ölçek hazırlıyorlar şu an finans kurumları için. Orada bir projede epey deneyimli bir ekiple çalışıyor. Ben mutluyum çünkü orada öğrendiklerini sonra gelip burada ülkesine kazandıracağını tahmin ediyorum, düşünüyorum. Birçok genç gibi geçtiğimiz yıl mezun oldu. Birlikte Bilkent'in mezuniyet töreninde. Peki beraber... siz ne hissediyorsunuz burada? Ya büyük, gayet güzel, büyük keyifli mutluluk. Gülerek vermişsiniz poz ama içte böyle neler var? İçte çok şey var tabii. Yani içte bütün... Yani hayatta en mutlu, beni en mutlu eden şey pek çok anne gibi zannediyorum. Oğlumu doğurmuş olmak ve onun bütün o özel dönemlerine tanıklık etmek. Kolay bir çocuk değildi, onu söyleyeyim size. Yani okuldan çağrılırdım sürekli, epey yaramazdı. Okulda Ömer'in annesiydim ben. Dolayısıyla ama şimdi
bütün o enerjisini güzel bir işe veriyor ve hayatını şimdi kendisi kuruyor bir yetişkin olarak. Sonuna kadar yaptığı şeylerde arkasındayım ve destekliyorum. Sağlıklı, öyle. Uzun ve böyle keyifli, başarılarla dolu bir ömrünüz olur birlikte inşallah diyelim. Teşekkür ve devam ederim. Edelim sıradaki fotoğraf gelsin. İlk kez bu tür fotoğrafları paylaşıyorum. Ben böyle çok sevmem aslında. Yani mahremiyete önem veren bir gazeteciyim. Göremezsiniz çok fazla. Işte. Ne güzel. Tam fotoğrafın öksesini geçmişinizden günümüze böyle albümümüze bakıyoruz. Ve yine çok keyifli bir fotoğrafla devam ediyoruz. Burada neredesiniz? Bu kanalda sabah haberlerinde zannediyorum sunarken 10 bin kitap toplamıştım. İzleyicilerden gelen kitaplardan. Van'da iki çocuk rap yapıyorlardı. Çok tatlı çocuklardı. Yayına almıştım. Ne ihtiyacınız var dedim. Bizim okula kütüphanemiz yok dediler. Kitaba ihtiyacımız var. Kitap okumak istiyoruz. Çok etkilendim. Van'daki o çocuklar için toplamaya başladım. Sonra derken 10 bin kitap oldu. Sosyal kitap, sorumluluk projesine mi döndü sonrasında? Evet, 10 bin kitap gönderdi izleyici ve o 10 bin kitabın sorumluluğunu duyarak tabii ihtiyacı olan köylere haber verdim bu sefer yayında ve sadece Van'da kalmadık. Malatya, Adıyaman, Urfa, ben 6 yere birden gittim ve kütüphaneler açıldı. O çok kütüphanelerden güzel. Birinde, burası Urfa'nın Siverek ilçesinin Üstüntaş Öğretim Okulu. Ömerli Köyü zannediyorum. Orada yaptık bu şeyi. Kaç ahırı bozdular öğretmenler. 2005 yılı. Evet, bayağı olmuş. 2005'te. Neredeyse 20 sene olmuş, 18 sene. Acaba şimdi buradaki çocuklar nerede ve ne yapıyorlar? Evet, onu merak ediyorum. Ulaşıyorlar mı bu size? Bu kütüphane mesela duruyor mu merak ediyorum. Yani bu kütüphaneler duruyor mu? Eğer biz izleyen varsa bana söylesin, çok isterim. Ulaşsınlar. Ve orada çok tatlı dostlarım oldu. İşte Urfa'ya gittim, araba kiraladım, o köye gittim. Bir anda çok şaşırdım çünkü ben zannediyordum ki sıradan bir kütüphane açacağım. Jandarma kuvvet komutanı, kaymakam, ondan sonra bölgenin aşiret reisi, İzola aşiretiyle öyle tanıştım. Hepsi gelmişler, kırmızı bir kurdele yapmışlar, bana kurdele kestirdiler. Bayağı böyle bir seremoniyle aynı bir mutluluk olmuştur sizin evet, için birkaç değil mi? Fotoğraf var oradan. Hayatın en mutlu günlerinden biriydi. Benim için çok kıymetli bu anlar. O kadar belli ki yüzünüzden, o kadar içten ve izleyenlere çok teşekkür ederim izleyicileri. Çünkü hiç yıpranmamış, hırpalanmamış, çok temiz kitaplar gönderdiler. Oradaki idealist öğretmenler de bir tanesi mesela ahırdan bozma bir kütüphaneydi. O kadar güzel yapmışlar ki kütüphaneyi boyamışlar, raflar yapmışlar, kitapları dizmişler. Nefis kütüphanelerle karşılaştım. O idealist öğretmenlere teşekkür ederim. Hele bir kaymakam vardı, onu hiç unutamayacağım. Böyle hani tüylerim diken diken oluyor. Çok kıymetli insanlar var bölgede, o bölgede. Onları tanımış olmak da beni çok mutlu ediyor. Yani sahada o kadar çok güzel insanlarla tanışıyorsunuz ki İşte o bu mesleği daha coşkuyla yapmanızı sağlıyor. Peki devam edelim sıradaki fotoğraf bakalım hangisi olacak? Virant. Mehmet Ali Virant. Evet bu bir arkadaşımızın düğününden Meltem Acar. Acar bir muhabirdi. Çok da kıymetli bir muhabirdir Meltem. Meltem'in düğününde İzmir'de bizi davet etmişti. O düğünde Virant beni dansa kaldırmıştı. Şey demişti bana. Hadi demişti yani çok çalışıyoruz biraz da dans, çok güzel dans etmişti biraz şaşırmıştım o da o karelerden bir tanesi. İlk defa mı böyle bir ortamda bir araya gelmiştiniz işin haricinde i̇şin böyle haricinde danslı? Evet. Yani, o kadar yoğun çalışıyordunuz ki. Yani Mehmet Ali Virant benim için Türkiye'nin en iyi muhabiridir. Yani çok özel bir ekoldü o, çok çalışkandı ve hepimizi çok çalıştırdı, çok ciddi çalıştırdı. Kanal D sabah haberlerini hazırlarken mesela ilk zamanlar çok şaşırmıştım. Çünkü o anchorman koltuğuna oturduğu gün ben de o sabah sabah haberlerini sunmak için yayına gittim. Sabah 5.30'da yayında yani oradaydım. Saat 6.30'da yayınımız başlıyor. Stüdyoya gidiyorum. Stüdyonun önünde Mehmet Ali Birant'ı gördüm. Dedim ki bu saatte siz neden buradasınız? Ekibimi yalnız mı bırakacağımı düşündün dedi bana. Yani desteklemek için beni sabahın o saatinde ilk Mehmet yayın Ali Birant, gününüzde ilk mi? Yayın günümde sabah saat 6'da stüdyoma gelmişti. Onu hiç unutamam. Hiç unutamam. Çok özel bir insandı. Bir anımı daha anlatayım. Yayın bitti işte. Her yayından sonra arar işte şöyle yap, böyle yap falan. Hepimiz ama yani
acayip insan yetiştirdi zaten o yüzden. Hepimizi böyle kulağımızı çekerek çok iyi bir yayın yaptığımı düşünüyorum. Çünkü ertesi gün karne geliyor, yayın karnesi. Yani biz reyting karneleriyle büyüdük. Nasıl bir yayın yaptığımızı reytingler gösterirdi. Bana şunu söyledi. Sen dedi, ne yaptın dedi. Ne yaptım dedim. Dedi, elindeki kalem ne dedi bana. Dedim, normal kalem, tükenmez kalem, normal kalemle yayına mı çıkılır dedi. Bir marka kalem alacaksın çünkü sen ekran yüzüsün dedi. Öyle bir kalemle değil, herhangi bir kalemle çıkmayacaksın yayına dedi. İşte o güzel bir şeydi yani, izleyiciye saygıdır bu demişti ve ondan sonra da hep böyle marka kalemler kullandım. Hiç unutmam, o marka kalemler de durur bir altın anısı. Aslında alt metninde neler var, neler var, o marka kalemle çıkacaksın, çok hani ne, her şeyine dikkat edeceksin sadece. Evet, o zaman öyle bir izleyiciye bir saygı falan. Şimdi bakıyorum bazen ekrana, öyle işte ne bileyim sakallı tipler nasıl, hani sözüm meclisten dışarı, yani bir o önemlidir, izleyiciye saygı. O zamanlarda haber spikerlerinin de bir ekranda duruşu vardı. Saçından, makyajına, giydiği ceketten, eteğine, ayakkabısına kadar. Biraz daha farklı izliyorsunuzdur. Evet, her şey değişti. Zaman değişiyor. Evet, zaman değişiyor. Bir de tarzlar da değişiyor tabii. Peki devam edelim, hadi sıradaki fotoğraf gelsin. Evet. Nasıl bir andasınız? Sabah gazetesindeydim ben o dönemde. 2007 yılıydı zannediyorum ya da 2008. Maltepe Çocuk Cezaevine girdim. Maltepe Çocuk Cezaevinde çekilmiş bir fotoğraftır bu. Bir çocukların bir gününü, ne tür suçlar var, o nasıl geçiyor günleri gibi böyle bir haber yapmıştım o çocuk cezaevinde. Orada da çok enteresan bir anım var. Bir yer işte kalem kağıtla girdim. Bir ara kalemim gitti. Çocukcağız almış. Abla işte kalemim bende dedi. Böyle göz çıkarttı, gösterdi cebinden. Bayağı kadın tutuk evine girdim. Çocuk cezaevine girdim. Bu fotoğrafı nasıl çektiler? Yani neredesiniz? İçeridesiniz? Kutup Dalga Kıran çok iyi bir foto muhabirdir. Çok özel bir foto muhabirdir. O çekmiş. Yani parmaklıkların arkasından çekti. Parmaklıkların arkasından. Evet. Peki hadi devam edelim. Sıradaki fotoğraf bakalım hangisi olacak? Evet, bu bizim Yeni Hayat belgeselimizin bir karesi. Yeni Hayat diye bir belgesel çektim. Tamam. Antalya'da. Antalya Türkiye'de organ naklinin en fazla yapıldığı kent ve Türkiye'nin ilk organ nakli belgeselidir Yeni Hayat. Müthiş bir ekip, müthiş doktorlar gerçekten önemli bir mucizeyi gerçekleştiriyorlar. Yani hayatın kenarındaki insanları ellerinden tutup tekrar hayata çeken bir ekip bu. Türkiye'de şöyle bir özellik var. Sizin organa ihtiyacınız varsa eğer bekleme listelerine giriyorsunuz. Size bir organın çıkma şansı, Milli Piyango'dan bilet çıkma şansı gibi çok az. Ama canlı vericilerde Türkiye'de diyelim ki çocuğunuzun ya da annenizin böbreğe ihtiyacı var. Canlı verici oranında Türkiye dünyada birinci sırada. O da çok enteresan. Yani canınızdan can vermeye hazırsınız. Bunu filmini çektim. O ekip özel bir ekipti. Onların başındaki Profesör Doktor Alper Demirbaş müthiş bir cerrahtı. Maalesef onu bu sene kaybettik. Onun da yer aldığı Yeni Hayat filmiyle beraber Türkiye'de 2000 organ bağışçısı kazandırdı bu film. Birçok kente gittik, birçok kente gösterimleri yapıldı ve 2000 organ bağışçısı kazandı Türkiye bu film sayesinde. YouTube'da vardır, izleyebilirler. Kaç senesinde çekildi bu fotoğraf? Ne zaman? Yeni Hayat 2014 yılıydı. 2010, 10 sene olmuş. 10 sene olmuş. Aslında çok da eski değil ve hani 2014 bence de izlenmesi gereken bir belgesel izlemeyenler için. Peki hadi devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin. Evet, Yeni Hayat. Evet. Şimdi şöyle yaptım, ben o belgeselden çok etkilendim ve o dönem bu belgesel Altın Portakal'ın özel gösterimine seçildi. Altın Portakal Festivali Yeni Hayat belgeseliyle başladı. Ve amacım şuydu, ne kadar çok insan organlarını bağışlarsa o kadar bağışçıyla beraber o hastalara bir umut olur diye
çok fazla röportajlar yaptım. Ve dedim ki arkadaşlarıma, sizler de bağışlayacaksınız. Etrafımdaki bütün arkadaşlarım, önce ailem olmak üzere, hepsi organlarını bağışladılar. Ekip olarak da filmimizi çektik. Hemen İstanbul'a döndüğümüzde ekip olarak organlarımızı bağışladık. Organ bağış kartımla verdiğim röportajlardan birinin fotoğrafı bu. Bunu da Kutup çekti zannediyorum, Kutup Dalga Kıran. Yeni hayat afişimizin üstünde hemen şu cümle vardır. Başkaları için kendinizi unutursanız o zaman sizi daima hatırlarlar der Dostoyevski. Türkiye'yi bunu hatırlatmakta fayda var. Çünkü değerlerimizi ne yazık ki kaybettik. Yani çok çürümüş bir toplum olma yolunda ilerliyoruz ne yazık ki. Biraz değerleri hatırlatmak için de bu cümleyi bilmek lazım. Yani başkaları için kendimizi unutmayı unuttuk açıkçası. Fedakarlığı unuttuk. Başkası için bir şey, bir mutluluğu gerçekleştirmeyi unuttuk. Yani buna bizim ihtiyacımız var ve bu bize insanlığımızı hatırlatan bir şey aslında. Bu filmde başkaları için kendini unutan insanların filmidir. Ve kahramanımız 5 yaşında bir çocuktur. O da Hasan Hüseyin Kocakuş. Şu an şimdi kaç yaşında oldu? 15 yaşında. 15 yaşında. Evet. 10 sene geçmiş üzerinden bu filmin. Peki sonrasında takip ediyor musunuz? Takip ediyorum. Şu an nasıl? Organ bağış noktasında nasıl? Birazcık düzelme var. Ve şöyle, artık Türkiye'den de dünyanın her yerinden Türkiye'ye organ nakli olmaya gelen hastalar var. Çünkü Türkiye bu konuda çok gelişmiş bir insan gücüne sahip. Yani tıp bu konuda çok gelişmiş vaziyette. Ama hala bir tabu tabii organ bağışı. Bir tabu. Yani 4 kişiden biri en yakının beynin ölümü olmuş, en yakın organını bağışlıyor. Yani 4 kişiden biri çok az. Dünyada nasıl? Mesela İran bu durumu çözmüş vaziyette. İran'da böyle bir şey yok. Yani doğrudan İran böyle bir şey olduğunda, bir ölüm olduğunda hemen organını alıyor. Ki Müslüman bir devlet. Ona rağmen İran bunu çözmüş vaziyette. Bizde bu organ bağış kartınız olduğu halde bile ailenizden izin isteniyor. Yani bu tamamıyla manevi bir mesajdır ailenize. Bakın, benim organ bağış kartım var, ben organlarımı bağışladım. Eğer bana bir şey olursa lütfen organlarımı bağışlayın mesajıdır. Yoksa bu kartınızı devletin cüzdanınızdan buldu, böyle bir şey yapamaz yani. Bu kart olmasına rağmen diyelim ki bir ölüm yaşandığı zaman aile hayır istemiyoruz organlarını, alınmıyor. Alınmıyor, evet. Ama kişi kendi özgür iradesiyle karar vermiş. Evet ama alınmıyor. Aileye sorulması şart. Aile izni şart, evet. Ailenin rızası şart. O zaman böyle bir şey öncesinde, bu kartın öncesinde aileyle kişinin konuşması ve onayını da alması lazım. Evet, organ nakli koordinatörleri böyle bir şey, yani beyin ölümü olmuş insanın ailesiyle bir araya geliyorlar ve aileyle konuşuyorlar. Organlarını bağışlayan ve bu karta sahip olan kişinin de öncesinde ailesine söylemesi evet, lazım. Tabii. Ben böyle bir şey yaptım herhangi bir vefatım durumunda. Tabii. Hani onayımı lütfen verin diye belirtmesi lazım o zaman. Çünkü eğer böyle bir kanun varsa. Evet. Peki devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin. Evet, bu da Hasan Hüseyin. Kahramanımız 5 yaşındaydı Hasan Hüseyin. Böbreklerini babaannesinden aldı ve hayata tutundu. İşte çok duygusal anlar yaşıyorsunuz tabii bu filmi çekerken. Ameliyatına girdim. Alper Hoca bana Hasan Hüseyin'in böbreğini taktığı anda o böbrek böyle... Ameliyathane çok soğuk bir ortam ve insanlar da çok ciddiyetle bu işi yapıyorlar. Böbrek babaanneden alınıyor, buzların içinde mosmor getiriyorlar. Tam çocuğa takarken o böbrek takıldığı andan itibaren pes pembe oluyor. İşte o an, o pembe görüntüye yeni hayat diyor doktorlar. O ana tanık olmak muhteşem bir şeydi. Böbrek takıldığı anda da Alper Hoca elime işetti böbreğini Hasan Hüseyin. Ben böyle bir ana tanık olmadım hayatımda. Çok muhteşem bir şeydi. Çalıştığını göstermek için o böbreğin. Yani böyle. Mucizeye tanık etmek gibi bir şey. Evet. Fotoğraflarınızın öyküsünü dinlemeye devam edeceğiz. Kısa bir aramız var. Peki. Aranın ardından fotoğrafın öyküsü devam edecek.
Aranın ardından fotoğrafın öyküsü devam ediyor. Devam edelim mi fotoğraflarınızın öyküsünü dinlemeye? Tabii, olur. Hadi gelsin yeni fotoğraf ekranlara, bakalım hangi fotoğrafla devam edeceğiz derken. Burada neredesiniz? Evet, burada Hakkari. Hakkari'deyim. Faraşin Yaylası'na giderken bir göçer ailesiyle karşılaşmıştım, tanışmıştım. Onlarla röportaj yapmıştım. Hakkari'de yaptığım röportajı Radikal Gazetesi'nde yayınladım. Barış Öncesi Dağda 12 Saat diye korucularla röportaj yaptım. Hı hı. Aynı zamanda yani barış zamanı o bölgede epey dolaştım. Evet, çok güzel değil mi kıyafeti? Evet evet. Hı. Önceden röportaj yapacağınızı biliyor muydu hanımefendi, yoksa? Yok yok, öyle. Yok. Doğal kıyafet. Öyle doğal o. Ay, ne kadar güzel. Peki hadi devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin. Evet. Evet, gazetelerin arasında evet, haberinizi mi okuyorsunuz? Burası yay sattır. Hayır, bu işte mesleğimizin yüzleşme belgeselini çektim. Kırılmayı anlattığım bir belgeseldir bu. Adı Persona Non Grata'dır. İstenmeyen kişi. Bu belgesel epey bir ses çıkardı. Çünkü belgeselde dönemin patronu Aydın Doğan'ın da olması dikkat çekiciydi. Ve bir patron olarak da belgeselde Aydın Doğan konuştu. Bu belgeselde birçok şeye tanık olabilirsiniz ve özellikle de İletişim Fakültesi öğrencilerinin bu belgeseli izlemesini çok arzu ederim. YouTube'da var bu belgesel. İşte belgeselin bütün karelerini çok farklı farklı insanlarla, işte editörlerle, medya elitleriyle, muhabirlerle, patronla bir üç boyutlu selfiesini yaparken bu gazeteler sabahın köründe Yaysat'ta basılıyor ve dağıtıma çıkıyor. Orayı da çekmiştik. Orada merak ettim ne var. Orada Ethem Tosun çok iyi bir kameramandır. Beni çekmiş böyle. Haberiniz yok bu fotoğrafı. Haberim yok, hayır. Haberim yok. Belli değil mi zaten? Şimdi yeni fotoğraflarda var ya, haberim yokmuş gibi çek fotoğraflar. Yok öyle değil, öyle mi? Habersiz olduğu belli gerçekten de. Çünkü çok dalmışsınız orada, bir şey yani haberi okuyorsunuz evet, belli. Daha sonra Persona Non Grata istenmeyen kişi olarak kitaplaştırıldı. Epey de bir baskısı yapıldı. Yani iyi ki bu filmi çektim, benim için önemlidir. Yani gazeteciliğin Türkiye'de nereden nereye geldiğini anlattığım bir belgesel bu. Gazeteci olmak isteyen gençlerin de izlemesini öneririm. Peki devam edelim, bakalım sırada hangi fotoğraf olacak? Aha. Ha, bunu ben yollamamıştım. Ne güzel bir fotoğraf. Neredesiniz? Bilmiyorum. Ay, geçelim buna. bu benim kuaförümde aslında çekmişler. Model gibi evet, çıkmamış mısınız ya? Nefes evet, bir fotoğraf. Mahmut Ebil kuaför. Biraz daha kısa saçlar. Evet. Hep gazetecilik üzerine koş, biraz güzellik üzerine de konuşalım değil mi? Şimdi çok enteresan bir şey. Mahmut yıllardan bu yana benden para almıyor dedi. Yani çok enteresan bir şey bu. Önce televizyon programlarımda sponsordu, daha sonra çok fazla izleyicilerden zannediyorum, çok fazla ona giden olmuş. Ve benim adımdan çok Tülay Antekeli o saçı Google'da hit. Böyle bir çekim vardı zannediyorum, Okan Bayülgen'in yaptığı bir çekimdi herhalde. Orada tamamen tesadüf yani, öyle bir poz falan vermedim, onu söyleyeyim size. Öyle bir fotoğraf çekilmiş. Aynada sanki böyle saça bakarken bir çekmiş. Kadınlar da vardır yani, öyle bir saçlarımıza evet, baktığımız evet. An öyle. Burada daha evet. Kısa saçlar. Daha bu kısa. Model de çok yakışmış. Evet. İşte çok sık kestirdiğim zamanlardı. Yayında olduğum için, her gün yayında olduğumuz için sürekli öyle bir saç kestirme durumu büyük vardı. Büyük konfor değil mi? Saçlar kısa olunca daha çabuk şekil alıyor. Yok, kısa saç çok rahat bir saçtır. Değil mi? Çok yani çok ben, şekil alması açısından evet, hani rahat konfor. Evet, yıka ve çık, burada fön evet. Falan yok ya. Yani. Güzel. Şey, reklamını yapayım. Edi konfor. Gidin evet. Tuluğan saçı deyin, bakın size hemen kesecek evet. Diye. Çok yakışıyor ama kısa saç herkese yakışmaz. Biraz yüz de önemli yani, kısa saçın bence taşınma noktasında. Evet, benim öyle için çok rahat. Saç kısa diye öyle değil ya, saçın kısa bir de taşınması var. Yüzünüze güzel olduğu evet, için gayet güzel taşıyorsunuz bence. Anlardan biri yani. Kısa, ne kadar kestirsem o kadar mutluyum, o yüzden zamanında evet. Geldi, geçebiliriz. Bu o zaman hatırlatmış olalım, bu modele mi acaba kaysanız tekrar biraz daha kısa? Valla gençlik değil de şimdi bilmiyorum, biraz yok, saç olması insanın hani hoşuna gidiyor. Gayet iyi yüzünüz. Evet. Hadi devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin. Gence Erkal. Nasıl bir andasınız?
çok özel bir insandır. Yani onu geçtiğimiz ay kaybettik. Saygıyla almış olduğum evet, fotoğraf vasıtasıyla. Evet, ekibimizle beraber Üvey Evlat belgeselimizi çektiğimiz gün onun da doğum günüymüş. Böyle çalışarak gittiğim için çok özel bir andı. Doğum günü pastasına gittik. Onun da haberi yoktu. Sürpriz bu pastayı kestik. Üvey Evlat belgeselimizin kahramanıdır. Tabii yani muhalif tiyatronun öncüsü Türkiye'de. Çok çekti ama o bütün yaşadığı acılarla üretmeye devam etti. Sahnede hep devleşti. Nazım Hikmet'tir Genco Erkal, Nazım Hikmet'in sesidir. Ve müthiş oyunlarla Türkiye'nin üç kuşağına birden dokunmuş özel bir insandı Genco Erkal. Onu saygıyla anıyorum. Saygıyla analım biz de bu fotoğraf vasıtasıyla bir kez daha büyük ustayı ve devam edelim. Sıradaki fotoğraf gelsin. Evet. Evet. Burada neredesiniz? Rusya. Yok yok şakaydı. Yok burası Bolu. Bolu'da Güç Sensin adlı belgeselimizi çekerken gençlere böyle hayal kurmanın güzelliğini anlatmak için yola çıktık. Bolu'dan harika bir genç çocukla röportaj öncesi. Gittiğimizde hava buz gibiydi. Yani galiba -12 falan gördük orada kalpakla falan çekim. Ama hiç öyle üşüyormuş gibi verilmemiş. Değil. Poz gayet güzel bir. Ama çok güzel çekmiş. Fotoğrafı kim çekmişti? Bilmiyorum ekibimizden yani öyle bir ekipten. Öylesine çekilmiş o anda çekilmiş. Çok güzel çıkmış. Peki devam et. Çalışması değil yani. Ama öyleymiş gibi sanki. Devam edelim sıradaki fotoğrafla. Neredesiniz? Evet burası Eskişehir. Yine Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, aynı zamanda siyaset üstü çok önemli bir sanat insanıdır. Türkiye'ye çok şey kazandırdı bence Eskişehir modeliyle. Üvey Evlat belgeselimize kahramandır. Oraya gittiğimizde o da boş durmadı. Balmumu Heykel Müzesi için böyle bir ekibiyle birlikte benim yüz şeyimi aldı, maskımı. Ve orada Balmumu Müzesi'nde bir tane işte benim de Balmumu heykelim var. Heyecanlandınız mı böyle heykelinizin evet, yapılacak olmasından dolayı? Yani kendimi sorumlu hissettim. Eğer böyle bir Balmumu heykeli yapılacak yani bir hani insan olarak düşünülmüşsem sürekli çalışmam lazım ya da ona layık olmam lazım diye. İyi tetikledi beni. Yani her yıl bir belgesel üretmeye ve onun kitabını yapmaya devam ettim. Bu yıl zannediyorum 13. belgeselimi çektim. Daha çok yeni sahadan geliyoruz. Ve bu benim en büyük tutkum şimdi gazetecilikten sonra belgeselcilik. İyi bir belgeselci olarak anılmak istiyorum. Ve isterim ki bu Balmumu heykeli de benim belgeselciliğimin bir taltifi olsun, bir ödülü olsun. O yüzden mutluyum. Tabii mutluyum. Peki devam edelim sıradaki fotoğraf gelsin. Evet bu da evet. Benim Balmumu heykelim açılışında. Çok zarif. Bir de oraya melek broşu koymuş. İnsanlara dokunuyorsun belgesellerinle. Onların meleğisin demişti bana. O elbisenin üstünde bir melek kondurmuş. Çok teşekkür ederim. Çok büyük bir sorumluluk. O sorumluluk duygusuyla tabii ki çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz nesilden nesile. Tarihe aslında not bırakıyorsunuz çektiğiniz belgesellerle. Yani bundan seneler sonra bile o belgeseller kalacak. Bu sorumluluk duygusu nasıl motive ediyor sizi? Yani daha fazla üretmek, daha fazla çalışmak, daha fazla araştırmak için tamam ama mesela şöyle bir konunun belgeselini çekeyim, motivasyonu nasıl oluyor onu merak ettim. Farklı konularda. Yani şunu söyleyeyim, ben bu ülkeyi çok seviyorum ve bu ülkenin hak ettiği yerde olmasını istiyorum. Bu yüzden üretiyorum aslında. Yani bir sonraki hepimiz ne yaparsak bu ülke için, ülke o zaman değerini bulacak. Yani ne kadar bizi geriye çekmeye çalışan iradeler de olabilir ama tam tersine ülkenin olması gerektiği yerde olması için çabalarsak o zaman bambaşka bir toplum oluruz diye başladım bu belgeselleri çekmeye. Toplumsal belgeseller bunlar. Yani bir yayın yapmaktansa televizyonda her gün bir yayın yapıp konuşmaktansa her yıl bir belgesel üretmek bana çok daha büyük mutluluk veriyor. Çünkü onun
etki alanı çok daha fazla. Mesela kadınlara cesaret vermek için çektiğim belgeselde ki adı Yapabilirsin'dir, bu ülkenin kadınlarına yapabilirsin diyen bir filmle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin belirlediği 102 kıza burs sağladık. Bu benim için çok kıymetli bir şey. 2 yıllık burs. Yani 102 kızın 2 yıllık hayatını kurtardık. Dolayısıyla bunu yapmaya devam ediyorum. Yani bir kişinin hayatında bile küçücük bir etkiniz olursa emin olun ki etki yarattığınız kişi de bir başkasının hayatında etki yaratırsa bu kelebek etkisiyle başka insanlara da yayılacak, topluma yayılacak. Bunu yapan insanlarla toplum bir yere gelebilir ancak. Başka türlü de olamaz. Ben kendimi o yöne koydum. Yani kolay mı? Hayır değil. Çünkü kötü şeyler gördükçe o örnekler sizi bir yandan da yılgınlaştırıyor. Ama içimde öyle bir güç var ki tekrar ayağa kalkıyorum ve tekrar hadi yapabilirsin diyorum kendime. Aynen Türkiye'deki milyonlarca kadına yapabilirsin dediğim gibi. Bir belgeseli çekerken, o belgeseli çekerken gördüğünüz ya da tanık olduğunuz olaylar bir sonraki belgeselin konusu olabiliyor mu peki? Tabii, tabii. Aslında sormak istediğim soru oydu devrim. Tabii, evet. Mesela geçtiğimiz yıl tarım belgeseli çektim. Çok önemli bilgiler öğrendim orada. Hatta kahramanlarından biri de babamdır. Sağ olsun. Mesela onun devamı şimdi su oldu. Bu çok önemli bir şey. Çünkü su krizi yaşayacağız. Su kıtlığı başladı. Bunun hiçbirimiz farkında değiliz. Bir seferberlik lazım. Ama sanki su çok bolmuş gibi kullanıyoruz. Tarımdaki sulama yöntemleri hala vahşi sulama, bunun değişmesi lazım. Ve çok yakında Türkiye 6 ay içinde, 7 ay içinde kotalarla karşı karşıya gelecek ama kimsenin haberi yok. Şimdi bu su krizi belgeseliyle beraber insanlara bir mesaj vereceğiz. Bu çok önemli bir bence duyuru gibi olacak ve şu an kimsenin haberi yok bundan. Ama mesela bunu yaptığım için mutluyum. Aslında bunu devletin yapması lazım. Bizler yapıyoruz. Belki bizler ön ayak olur, bir baskı grubu oluşturur ve iradenin bunu yapması için sıkıştırırız yani. Çünkü bu çok önemli bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Susuz kalmak ne demek? Gıdasız kalmak demek. Su hayat. Su hayat. Su hayattır yani. Peki devam edelim. Sıradaki fotoğraf gelsin. Bu Hatay. Depremden yaklaşık 4-5 ay önce Hatay'da Alfa kuşağını çektim. Onlardan biri Neva'ydı kahramanımız ve arkadaşları. Antakya depremden önce. Nasıl bir andasınız burada? Çok mutlu bir andayım. Çalışırken hep çok mutluyum. Ve bu çocuklar hep doğruyu söyler belgeselimizin adı. Alfa kuşağının bütün bilgeliğini ortaya koyan bir belgesel. O belgeselimizde Yaşar Kemal'in şu cümlesiyle başlar. Bir dakika, insan gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar dünyada diyor Yaşar Kemal. Bence de öyle. Yüreği kocaman çocuklarla bu belgeseli çektik. Kahramanlarımız 8-12 yaş grubu ama sizi duvara çarpıyorlar anlattıklarıyla. O belgeselin kahramanları da burada Antakya'da yaptığımız çekimler. Şu andaki fotoğraftaki çocukların yaşları daha da küçük. Evet, daha da küçük. Mahallenin mesela sizin o belgeseli çekerken, o çocuklarla sohbet ederken en çok çocuklar sizin ne de şaşırttı? Bir kere bizden çok daha olgunlar. Bu çok çok şaşırttı beni. Mesela çocuk olmanın en zor tarafı ne diye sorduğumda bir çocuk şu cevabı verdi. Dışlanmak. Çocukları dışlıyoruz. Onların fikirlerini almıyoruz. Çocuk odaklı bir toplum değiliz. Yaptığımız politikalarda çocukları merkeze almıyoruz. Çocukları önemsemiyoruz. Zaten son yaşadığımız olaylarda birçok şeyi gösteriyor bize. Hı hı. Çocuğun katili hala ve neden öldürüldüğü 40 gün geçmiş hala bulunamıyor. Yazıktır. Yani dolayısıyla çocuk odaklı politikaları ortaya koyan ve öyle onu çocukları merkeze alan bir devlet yönetimi bir ülkeyi bambaşka yere getirir. Bu belgeseli de biraz o yüzden yaptım. Biraz çocuklarımıza kulak verelim, biraz onlar ne diyor biraz bilelim ve Alfa kuşağı adı konan son kuşak şu an. Onlar bütün sorumluluğu üstlerinde hissediyorlar. İklim krizini, kuraklığı, yaşayacağımız bütün sorunları üzerlerinde hissediyorlar ve bunu biliyorlar. Nerede yaşarlarsa yaşasınlar bunun farkındalar. Çocuklar hep doğruyu söyler. Gerçekten de öyle.
Çocuklar hep doğruyu söylüyor. Bu belgeselin kahramanları benim canımdır yani. Onlarla ilişkimde devam ediyor. Devam ediyor. Seviyorum çocukları çok. Fotoğraf gelsin, o güzel enerjileri. Başka. Neva. Neva'dan son bir haber aldım. Bilsem'i kazanmış Bilim Sanat Merkezi. Neva Antakya'da depremden sonra 3 saat annesiyle enkaz altında kaldı. Daha sonra kurtarıldılar. Büyük zorluklar yaşadı. Neva bizim belgeselimizin kahramanı. Medeniyetler Korosu ile beraber de şarkı söyledi belgeselimizde. Çok özel bir çocuk. Ne anlatıyor burada Neva? Neva çocuk olmanın zor taraflarını anlatıyor. Yani ben onları aslında böyle rahat bıraktım ve bana konuştular. Onlardan bir film derlendi. Çok özel çocuklar bunlar. Keşke diyor hayatta diyor kahkaha olsa diyor. Her şeyi kahkahayla ödesek, mutlulukla ödesek, para olmasa diyor mesela. Ne kadar güzel bir bakış açısı. Çok hayalperest, hayal kuran bir çocuktu Neva. Ne güzel bakmış size. Evet. Evet, çok derin. Evet, devam ediyor zaten. Yani her biriyle temas halindeyim. Mutlu da ediyor beni onların hayatındaki gelişmeler. Burada neredesiniz? Antakya'da Neva'nın evindeyiz. Evinde. Maalesef artık evi yok. Yani Antakya'da başka bir yerde kalıyor. Önce karavanda kalıyorlardı. En büyük hayali karavanla dünyayı gezmekti Neva'nın. Ne acayip değil mi? Daha sonra deprem oldu ve karavanda yaşamak zorunda kaldılar. İnşallah o güzel böyle, hayalini keyifle gerçekleştirir. Ama deprem yüzünden oldu bu. İstediği şekilde gerçekleşir umarım. Dünyayı karavanla gezer. Peki devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin. Sevgili babam. Çok güzel bir an değil mi ama? Geçen yılki belgeselimizin kahramanı babam, o da çok çalışkandır. Çok iyi bir bilim insanıdır. Az önce bahsettiğiniz... Belgesel. Evet, belgesel. Geleceğimiz için üretmeye değer. Belgeselimizin ikincisini de buradan çok yakında 22 Ekim'de galamız var. Hepinizi bekleriz. AKM'de, Atatürk Kültür Merkezi'nde. Çok güzel. Tebrik ederiz. Umarım çok çok geniş kitlelere ulaşır ve izleyeni çok olsun. İnşallah. Peki ne hissediyorsunuz burada? Babanıza gururla gülmüş. Evet. Siz ne hissediyorsunuz? Ya bilmiyorum, ben babamla gurur duydum genelde. Babalar çocuklarıyla gurur duyarlar. Onunla gurur duyuyorum çünkü 80 yaşına adım atıyor. Hala çalışmayı bırakmadı azimle. Hatta dedi ki işte sizin yayınınızı paylaştım, Instagram'da görmüş. Bu akşam Zoom'um var, izleyemeyeceğim seni. Linkini iste dedi bana. Tamam dedim. Saygılarımızı gönderelim o zaman. Tekrarımız var 23.30'da belki. Tamam. Bir şey olursa toplantısı babanız oradan izlesin. İzler. Peki o zaman devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin. Evet, bu çok özel bir an hepimiz için. Türkiye'nin efsane isimleri, onlardan işte görüyorsunuz Cüneyt Arkın, Yılmaz Büyükerşen, Nevra Serezli, Ayşe Kulin, Süleyman Sayım Tekcan. Cüneyt Arkın belgeselimizin galasından yaklaşık 5 ay sonra zannediyorum vefat etti. Yani onurlandırmış olmanın mutluluğunu yaşadık Efsaneler belgeselimizle. Türkiye'nin 3 kuşağına birden dokunmuş, Türkiye'nin efsaneleriyle bir belgesel çektim. Amacım yaşadıklarından ne öğrendiklerini anlatmalarını istemekti ve zannediyorum buna ulaştık. Cüneyt Arkın evine gittiğimiz zaman çok enteresan bir gündü. Böyle yağmurlu bir gün, hava çok gri, karanlık. Kamerayı kurduk. Işıklarımızı kurduk, konuşmaya başladı, o an güneş açtı, etraf aydınlandı. Dedim ki ışığınızla güneşi açtırdınız, inanılmaz bir ışığı vardı ve çok güzel şeyler anlattı. Yaşlık rezil bir şey, sakın yaşlanmayın gençler dedi. Yani büyük bir böyle açık yüreklilikle. Efsaneler belgeselimizde yine YouTube'da var, izleyebilirsiniz. Çok yaşın, özel insanlar, evet. Hepsi çok değerli, çok kıymetliler. Biz nedense efsanelerimizi, Türkiye'nin bu değerli insanlarını yaşarken ödüllendirmiyoruz, yaşarken onurlandırmıyoruz, yaşarken onları sahnede alkışlamıyoruz. İstedim ki bu belgeselle böyle yaşarken kendilerini filmde görsünler, onlar da böyle hep birlikte o mutluluğu hissedelim. Aslında kendilerine ne kadar kıymet veriliyor hep görmediği zamanlarda maalesef. Vefat ettikten sonra işte çok kıymetli anma törenleri düzenleniyor ama
Önemli olan hakikaten senelerini sanata vermiş değerli isimlerinde yaşarken o kıymeti gözle görmeleri, kendi gözleriyle görmeleri, onları kalplerinde hissetmeleri, evet, ben o alkışı teşekkür duymaları. Ediyorum. Bana böyle çok yüreklilikte içlerine açtıkları için aynı zamanda sponsorumuza da çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bu belgeseller yapılamaz. Evet. Aksa Sigorta, buradan da söyleyeyim. Çünkü gerçekten bir belgeselci için önemli olan o destekçiyi bulmak aynı zamanda. Hepsi çok ne anlatıyor burada Cüneyt? Şunu anlatıyor. Yılmaz Büyükerşen Cüneyt Arkın ortaokul arkadaşıymış. Ve Cüneyt Arkın Yılmaz Büyükerşen'den bol miktarda kopya çekmiş. Onu anlatıyordu. Zor yürüyordu sahnede. Süleyman Sayım Tekcan'ın kolundan tuttu. Bana yaslandı. Sana ağırlık vermiyorum değil mi dedi. Hayır dedim, yani sahneye çıkabilmesi bile o an çok hepimiz için heyecan verici bir andı. Sizin için de çok unutulmaz anlardan biri olarak hatıralarınıza kazınmıştır diye tahmin ediyorum. Cüneyt Arkın'a da bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim, saygıyla almış olalım. Türk sineması için çok değerli bir usta isimdi. Devam edelim mi sıradaki fotoğrafta? Gelsin bakalım yeni fotoğraf, hangi fotoğrafla devam edeceğiz şimdi? Ne yapıyorsunuz burada acaba? Evet, aslında diğer tarafı çekilmeliymiş. Biz Bin Kadın Mersin'de Yapabilirsin belgeselimizi izledik ve çok büyük coşkuyla izledik o belgeseli. Mersin kadın hareket açısından çok gelişmiş bir kent. Burada Mersinli kadınlara selam olsun. Bazı kentlere gidiyorum, oradaki cesaret, oradaki örgütlülük hiçbir yerde yok. Özge Can Aslan olayından sonra zannediyorum kadınlar kenetlendiler. Ve Mersin Büyükşehir Belediyesi yerel eşitlik eylem planını kabul etti. Belediyelerde kadınların, erkeklerin yapamayacağı iş, yani kadınların yapamayacağı işleri kadınların yapmasını da sağlayarak bir eşitlik çalışma koşullarına bir eşitlik sağlayarak kadınlara çok büyük değer veriyor Mersin Büyükşehir Belediyesi. O belgeseli de çektik orada. Burası Mersin. Siz sanki salona girdiğiniz anda selam verdiğiniz anda çekilmiş. Bin kadın hep birlikte yapabilirsin dedik. Yapabilirsin çok güçlü bir kelime. Yapabilirim dediğiniz anda milyonlarca sinir hücresi yapabilme hedefine kilitleniyor. O yüzden çocuklarımıza aman sen yapamazsın, sen kızsın, sen şusun busun demememiz lazım. Tam tersine yüreklendirmemiz, hep cesaretlendirmemiz lazım. Peki, fotoğraflarınızla o anlarınızı böyle çok keyifli dinledik. Çok teşekkürler. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Anlattınız, çok keyifliydi. Yaşamadığınız, hayal ettiğiniz ana geldik sıra. Bakalım, demek ki nasıl bir hayaliniz var? Hayalim uzaya çıkıp dünyayı izlemek, galaksimizde dünyanın bile ne kadar küçük olduğunu çıplak gözle görmek, bunun yaratacağı duygunun keyfine varmak olarak anlatmışsınız hayalinizi. Evet. Bakalım yapay zeka bu anı sizin için nasıl tasarladı? Gelsin bakalım ekranlara. Oo. Güzel yapmış. Programımızın hatırası olarak hediye etmek çok istiyorum size. Teşekkür ederim. Böyle bir an. Öykü. Hayal etmiş miydiniz? Yani böyle bir fotoğrafı görmeyi hayal etmiş miydiniz? Vallahi çok isterim. Çok isterim oradan dünyamızın ne kadar küçük olduğunu ve sorunlarımızın ne kadar küçük olduğunu görmek aslında. Harika bir fotoğraf. Çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz ve hayal ettiğiniz tüm anların gerçek olması dileğiyle diyeceğim. Olsun. İnşallah. İyi ki geldiniz. Fotoğrafın öyküsünü noktalıyorum. Hoşçakalın.